Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, 17 gündür devam etmekte olan seçim belirsizliği nihayet bugün mazbatanın teslim edilmesiyle sona ermiş gibi görünüyor. Gibi görünüyor diyorum çünkü henüz bir aşama çözüme kavuşmuş oldum. Mazbatanın teslim edilmiş olmasıyla Sayın İmamoğlu resmen görevine başlama yetkisini elde etti ama henüz İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi hususunda yapılmış olan itiraza yönelik olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek olan kararın ne olacağı hususundaki belirsizlik devam etmekte. Tabii ki bu belirsizliğin bir nebze olsun giderilmiş olmasının piyasalara da ne ölçüde yarar sağladığını görmüş olduğumuz gibi bir başka önemli husus ise arkadaşlar, zannediyorum ki sizler de bu hususu dikkate alıyorsunuzdur. 17 gündür süren bu belirsizlik ekonomimize son derece ciddi bir zarar vermiş oldu. Dolar TL'de 5,85'lere ulaşan bir yükseliş ve bu yükselişin altyapısında elbette ki bu seçim belirsizliğinin olduğunu inkar etmek mümkün değil. Bir diğer yandan zannediyorum basının dahi gündeminde hiç olmayan bir konu var ki arkadaşlar, seçimden sonra meclis çalışmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç çalışmadı. Yaklaşık 45-50 güne yaklaşan bir süreden beri mecliste hiçbir oturum yapılamıyor. Görüşülmesi gereken, çıkarılması gereken acil kanunlar bir türlü yasaya bağlanamıyor. Ve meclis aç kapa yapmak suretiyle fesh olma durumundan kurtulmak için bir çözüm üretilmiş durumda. Nitekim umuyoruz ki artık bir şekilde memleketin genel anlamda acilen çözüm gerektiren konuları, gerek çıkarılması gereken yasalar ve gerekse de içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve de şartlar itibariyle bir an önce çözüm üretilmesi gereken problemlerimiz adına artık bir şekilde çalışmaya başlanılır ve bu belirsizliğin ortaya çıkarmış olduğu kavram kargaşası da neticelenmiş olur. Evet sevgili arkadaşlar, bugün mazbatanın teslim edileceğine dair veyahut da seçim kurulu tarafından Sayın İmamoğlu'nun mazbatanın teslimi adına çağrılmasını müteakip piyasalarda ekstra bir iyimserlik oluştu. Ve sizlere vermiş olduğum hemen bu mazbata haberinin ardından akşam üzeri vermiş olduğum analizde dolar TL 5,71 seviyelerine doğru geri çekilmiş bulunuyordu. Daha da geri çekilir mi sorusuna yanıt olarak şurada görmekte olduğunuz beyaz hattı referans olarak göstermiştim. Burası arkadaşlar 5.70 seviyesine, 5.70-41 seviyesine denk gelmekte. Bu seviye önemli bir destek noktasıdır ve bu seviyenin aşağısına gelinmemesi gerekir şeklinde bir ifade kullandım. Evet, teknik olarak yeni açılmış olan 5.70-5.85 kanalının içerisinde dolar TL'nin yükselen trendinin halen devam etmekte olduğunu, gelen bu olumlu gelişmeye bağlı olarak bir geri çekilme yaşanmış olsa da bu beyaz eğrinizi destek görevini yerine getirdiğini ve bu saat itibariyle de yerine getirmekte olduğuna tanık olduk. Nitekim bu seviyeye yaklaşımda, yani 5.70-41 seviyesine yaklaşımda, bir başka ifadeyle bugün gördüğümüz en düşük seviye olan 5.70-60 seviyesini dikkate aldığımız zaman bu noktaya yaklaşımdan bir tepki oluştuğunu ve tekrar 5.75 üzerinin test edilmesini müteakip şu sıralar 5.74-31, 5.74-20 civarında bir seyir içerisinde olduğumuza tanık olmaktayız. Sevgili arkadaşlar, teknik analizdeki destek ve dirençler zaman zaman küçük miktarlarda aşağı yönlü veya yukarı yönlü sıçramalara veya sarkmalara haiz kalabilirler. Önemli olan anlık sıçramalar veya anlık geri çekilmelerin makul seviyelerde olmak kaydıyla bunlar pek önemli kabul edilmez ve göz ardı edilir. Bu sebeple 5.68'ler seviyesine, 5.67-50, 5.70 seviyesine kadar bir geri çekilme olmuş olsaydı bile veya bu aşamadan sonra olsa dahi bu tür geri çekilmeleri çok önemli bir kırılma veya şurada gördüğünüz 5.70 desteğinin derhal kırıldığı anlamında yorumlamamak gerekiyor. Aynı mantıkla şurada görmekte olduğunuz 5.85 direncimizin ise benzer şekilde bunun üzerine ufak tefek sıçramalar olsa 5.87'ler, 88'ler görülmüş olsa bile bu seviye üzerinde 2-3 net kapanış görmedikçe 5.85 direncinin de kırılmış olduğu hiçbir şekilde iddia edilemeyecektir. Şimdi arkadaşlar şurada görmekte olduğumuz bir yeşil ara
kesik çizgimiz bulunuyor. Şu aşamada değerli dostlar 5.85 öncesinde, yani şuradaki direnç noktamızın öncesinde 5.78.50, 5.78.60 seviyesini yakından takip etmemiz gerekiyor. 5.70'lere kadar yaşanan geri çekilme sonrasında 5.78'e kadar bir tepki olasılığı ilk etapta mümkündür. Eğer burası aşılabilirse, bir kez daha ifade ediyorum, 5.78, 5.79 şu kesik çizgiyle tanımlanmış olan direnç noktası aşılabilirse bir kez daha 5.85 direncinin zorlanabileceğinden bahsedebiliriz. Ancak şu an gördüğümüz tablo itibariyle 5.70 seviyesi önemli bir destek olarak çalıştı ve bugünkü olumlu ve sıcak havanın etkisiyle 5.70'in aşağısı görülmedi. Ama önümüzde daha az önce de ifade ettiğim gibi seçim belirsizliğinin tam anlamıyla çözüme kavuşmamış olduğu bir gerçeği mevcut bulunuyor. YSK'dan gelecek olan karar çok büyük bir önem taşımakta. Eğer ki YSK'dan seçimlerin iptal edilmeyeceği ve bu şekliyle resmiyet kazandığı yönünde, AKP'nin veya İktidar Partisi'nin yapmış olduğu itirazın reddedildiği yönünde bir karar çıkacak olur ise, bu durumda işte az önce belirttiğim 5.70 ile 5.67, 5.68 aralığına yönelik bir geri çekilme ihtimali olabilir. Bu haber çok daha iyimser bir haber olarak algılanacağı için bu noktada 5.70'in aşağısına sarkmaların olması mümkün kabul edilebilir. Mühim olan 5.70 seviyesindeki destek noktasının gözden kaçırılmaması ve bu seviye aşağısında 2-3 kapanışın ard arda gerçekleşmemesi. Tabii ki arkadaşlar önümüzdeki tek problem seçim belirsizliği değildi. S-400'lerle ilgili olan problem, belirsizlik hala devam etmekte. Bu konuda zaman zaman uzlaşmacı adımların atıldığı veya atılabileceği yönünde bir takım söylemler söz konusu olsa da resmi dille net olarak açıklanmış olan, özellikle ABD cephesinden net olarak ifade edilen bir çözüm herhangi bir şekilde söz konusu değil. Bu konu önemini ve gerginliğini maalesef ki devam ettirmekte. Her an gelebilecek olan sert bir söylem, her an bir tweet veya herhangi bir resmi açıklama dolar TL'deki tansiyonun daha da yükselmesi anlamına gelecektir. Zira biliyorsunuz ABD S-400'ler konusuyla ilgili olarak bir çözüm üretilememesi durumunda çok net bir tavırla yaptırımlar konusunu veya yaptırımlar sopasını göstermekten asla ve asla çekinmemekte. O halde arkadaşlar ana gündemimiz seçimdi. İkinci gündemimiz S-400'lerle ilgili olan gelişmeler ve tabii ki ekonomik anlamda içinde bulunduğumuz sıkıntılar ve bu sıkıntılardan nasıl çıkabileceğimiz mevzu. Aslında bütün bunların hepsini çevreleyen, içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik koşulların gittikçe kötüye gidiyor olması, işte böyle bir tablonun mevcut olduğu bir ortamda seçim belirsizliği ortadan kalkmış olsa da, S-400'ler konusunda bir uzlaşma, bir anlaşma olsa da maalesef ki içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dolar TL adına yukarı trendin devamı hususundaki beklentilerimizin devamı anlamına gelmekte. Bu beklentileri devam ettirmek mecburiyetinde bırakmakta. Arkadaşlar yarın için dikkat etmemiz gereken seviyeler itibariyle şu an dolar TL'nin 5.74-20.30 bu seviyeler civarında olduğunu görüyoruz. Gece 24 itibariyle grafiğimiz net şeklini almakta ama ben o saatten sonra Twitter adresimden mutlaka sizlere net pivot seviyelerini aktarıyorum gece 24 sonrası oluşan rakamlar itibariyle. Ancak mevcut rakamlar itibariyle bir pivot hesabı yapacak olursak yarın dikkat edilmesi gereken seviyeler adına 5.74-72 seviyesi an itibariyle pivot seviyemizdir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça, yarın bu seviyeler üzerinde kalındıkça 5.78-5.79 seviyesi ne kadar yükselebilme potansiyelinin ve ihtimalinin yüksek olduğunu düşüneceğiz. Yani değerli dostlar 5.74-50'ler üzerinde kalındığında yukarı eğilimin daha ön planda olduğunu, yukarı isteğin daha ön planda olduğunu düşünebileceğiz. Ve bu yukarı eğilimi nereye kadar devam edebileceği sorumuza ise 5.78-50-5.79 seviyesi cevap olacaktır. Yani şu arkadaşlar görmekte olduğunuz kesik yeşil çizgilerimiz. Şayet 5.78-50-5.79 üzerine
bir yerleşim olacak olur, bu seviye bir destek konumuna gelecek olur ise bu durumda 5.83-60, 5.84'ler seviyesine doğru bir yönelim ihtimali oluşmuş olacaktır. Bu ihtimal daha ağır basmaya başlayacaktır. Aynı mantık ile bu seviyenin de açılması durumunda 5.88 seviyesi ön plana çıkabilecektir. Ama burada kocaman kalın bir sarı hattımız bulunuyor ki bu hattımızda 5.85-5.86 noktasını göstermekte. Bu seviyeye de özellikle dikkat etmek gerekiyor. O halde değerli dostlar, yarın için önemli olan seviyemiz 5.70-5.41 destek olarak takip edilmeli. Ötesinde 5.78 seviyemiz ilk önemli direncimiz olarak takip edilmeli. Bu direncin de açılması durumunda ise 5.85-5.86 ön plana çıkmış olacak. Bir de arkadaşlar Viyop cephesine bakalım isterseniz. Viyop cephesindeki, Viyop dolar cephesindeki durumun ne olduğunu sizlere aktarmaya çalışayım. Viyop cephesinde ise arkadaşlar Nisan kontratları itibariyle kapanışımız bugün 5.74-37 seviyesinden gerçekleşti ve önemli bir düşüş bandı oluşmuş görüyorsunuz. 5.74-37 seviyesi kapanışın ardından yarın için özellikle takip etmemiz gereken pivot noktası 5.75-50 olarak görülmekte. Arkadaşlar Viyop verileri kesin rakamlardır. Viyop kapanışı gerçekleştiğimiz için grafiğimiz nettir. 5.75-50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam eden bir seyir söz konusu olur ise 5.79-50-5.79-60 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığı oluşabilirmiş. Bu seviyenin de açılması durumunda ise 5.86'ya doğru bir hareketlenme beklenebilir pivot sistem mantığı itibariyle. 5.75 seviyesi geçilemez. Bu seviyenin aşağısında kalınmaya devam edilirse 5.69.07 ilk önemli destek bölgesi olarak takip edilmeli. Bugün arkadaşlar Viyop'ta 5.71.39 seviyesinin aşağısı görülmedi. 5.70 seviyesi aynı zamanda psikolojik bir destek olarak da düşünülmeli. Ama 5.70 ila 5.69 bölgesinin aşağısına doğru bir geri çekilme, daha doğrusu mevcut durumdan dolayı bir geri çekilme olayı söz konusu olacak olursa en ilk olarak takip etmemiz gereken destek ve tepki bölgesi 5.69-5.70 bölgesi olarak görülmekte. 5.75-50 seviyesi ise şu anda en önemli referans ve pivot seviyemiz olarak kendini gösteriyor. Sevgili arkadaşlar, an itibariyle dolar TL ve dolar hususunda ve Viyop dolar hususunda söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Özellikle YSK kararını yakından takip etmek gerekiyor. Asla panik işlem yapılmamasını bir kez daha vurguluyorum. Haber trafiğinin yoğun olduğu süreçlerde önemli dalgalanmalar olabilmekte. An itibariyle yukarı veya aşağı yönlü reaksiyonlar oluşuyor ama bugün de görmekte olduğunuz gibi 5.70'lere kadar 5.70'lere doğru yaşanan bir geri çekilme sonrasında belki 1 saat bile sürmeksizin tekrardan 5.73, 5.74 hatta 5.75'lere ulaşan tepkilerle bir dengelenme süreci oluştu. Bu nedenle dikkatli ve temkinli olmakta yarar olduğu ve piyasayı yakından izlemek gerektiği konusunda fayda olacağı görüşlerimi tekrarlamak istiyorum. Efendim şimdilik hoşça kalınız, saygılar ve sevgilerimle.